Abla çok mağduruz üstümüz. Yırtacağız resmen. Abla çok arkadaşımız gelmiyor bu servislerden dolayı. Kış da geliyor zaten, kışın daha kötü olacak. Daha başındayız. Biz de mağduruz abla, ne yapalım, otostop çekiyoruz mecbur. Kazalar da çok oluyor abla burada. Kışın daha da çok oluyor. Yani arkadaşlar hepsi otostop çekiyor. Yani okul çıkışı saatine de denk gelmiyor ancak. Cumartesi falan da sıkıntı yaşıyoruz giderken abi. Sabah erken saatlerinde zaten birçoğumuz gelemiyoruz. Geç kaldığımız için okul şartlarımız da geç kalıyor. Bu saatlerde de yarım saat, bir saate yakın otobüs bekliyoruz güneşin altında. Eve gittiğimizde de geç oluyor zaten. Akşam saatlerinde oluyor. Ailevi imkanlarımız da fazla olmadığı için ücretli, yani servis alamıyoruz. Önceki sene ücretsiz olduğu için bu sene olmuyor. Zaten devamsızlığımız da sürekli olduğu için okulda kalmak imkanımız da zor oluyor. Paraları yok, imkanlar yok yani. İmkan yok ki gelsin. Hani imkan olmasa gelmezler zaten. Kimisi okulu da bıraktı. Servislikten dolayı. Çok kişi okulu bıraktı mesela, gelmiyor. Bizim sınıfın mevcudu 25'ten 5'e indi. 25'ten 5'e indik. Bilmiyorum yani, bence bunlar artık bir çözüm bulmaları lazım çünkü bu servislikten dolayı belki burada birimiz de kaza yapabiliriz de. Buradan buraya geçiyoruz sonuçta. Hani arabalar bazen ani bir şey olabiliyor yani. Bunu siz görüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı herhangi hiçbir bakan görmüyor mu? Bizim bu durumumuza görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı? Biz şehirdeki yakın okullara nakil verdik ama kontenjan olmadığı için gidemiyoruz. Hepimiz mağduruz, görüyorsunuz şu an hava sıcak olduğu için bekleyebiliyoruz. Ama yarın öbür gün kış olacak, biz bu ulaşımı nasıl sağlayacağız? Bize ulaşım vermeseler bile başka okullardan bize yardımcı olsunlar, bizim oraya alınmamıza yardımcı olsunlar, biz bunu istiyoruz. Hiçbir şekilde bizi görmüyorlar, duymuyorlar. Tek yaptıkları gerekçe tasarrufa gittik deyip kenara çekilmeleri. Bu ne kadar doğru? Bu ülkede ne eğitim ne hiçbir şekilde düzgün değil, eğitimden bile mahrumuz. Ve otostop mesela, hani otobüs gelmediği zaman birkaç tane araba önümüzde duruyor. Zorla bize diyorlar işte gelin sizi götürelim. Biz hani güvenmediğimiz için bilmiyoruz. Adamlar dönüş yapa yapa ısrar ede ede. Ama bazen binmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yani burada kalmaktansa otostopa biniyoruz. Ama o da olmuyor yani, çok zor. Çok pis insanlara denk geliyoruz. Ki biz buna şahit olduk geçen günlerde. Yani zorla kız arabasını almaya çalışan biri vardı. Maddi imkanı olarak buraya gelemeyen, buraya ulaşım sağlayamayan, okulu bırakmak zorunda kalan çok insan oldu. Otostop çekerek giden çok insan var. Buna kızlar da dahil. O insanların ne ayak olduğu belli değil. Zaten geçenlerde bir olaya şahit olduk. Bir minibüs durdu. Adamın belinde silah, bıçak vardı. Buna bir sürü öğrenci de şahit oldu. Bize, bana çikolata alın sizi götüreyim dedi. Biz gitmeyeceğiz dedik. Gelmiyoruz dedik. Zorla bizi bekledi binmemiz için. Herhangi birinin başına bir şey mi gelmesi gerekiyor? Zaten ülkede yeterince taciz, ihlal oluyor. İlla ki bunu birinin yaşaması mı gerekiyor? Bir insanı daha mı kaybetmemiz gerekiyor bizi görüp duymaları için? Maddi durumu yüzünden okula gelmeyen çok kız arkadaşımız var. Ki çoğu evlendirilmek zorunda kalıyor. Evde kaldıkları için artık yapacak bir şey yok. Daha dün de yani bir tane öğrenciye şahit olduk. Diyor ki ben okula gelmeyeceğim. İki gün sonra da nişanım var. Kız da galiba büyük ihtimalle 10. sınıfta. Biz buna şahit olduk ve o kadar şaşırdık ki dedik. Hani bu kadar mı milli eğitim, bu kadar mı düştü ki şu kızı öğrencilerin 16 yaşına evlendirilmesine izin veriyorlar. Şimdi benim 9. sınıftan bir arkadaşım vardı. Şu an zaten diğer köylerde gelemediği için hani babası tarafından evlendirdiler. Okumadığı için babası tarafından evlendirdiler. Çoğu zaten böyle. Yani en sonunda... Hepsi yani yüzde kaç, yüzde yüz varsa kız... %50'si evlendi yani, bunlar da bizim ailemizi de etkilemiş oluyorlar. Ya buradaki insanlar 17-16 yaşında genç kızları evlendiriyorlar. Bunlar neyden kaynaklanıyor? Devletin bir anda ulaşım tasarrufa gidiyorum diyerek her şeyi keserek, tasarruf eğitimden yapılmaz. Çoğu şeye tasarruf yapması gerekirken bunu eğitimden yapması ne kadar doğru? Bunu siz görüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı herhangi hiçbir bakan görmüyor mu? Bizim bu durumumuza
görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı? Biz şehirdeki yakın okullara nakil verdik ama kontenjan olmadığı için gidemiyoruz. Servis olmadığı için kızların hepsi okuldan çıkıyor ve evleniyor. Çünkü babaların imkanı yok, mecburen evlendiriyorlar. Var mı öyle arkadaşlar? Benim de arkadaşlarım vardı. İki tane evlendi. Şu an ikisinin maddi durumu da çok kötü. Bize diyorlar ki tasarruftan dolayı servisler kaldırdı. Ona rağmen hani Cumhurbaşkanı olsun, o kadar vali olsun, onların o kadar koruması var ki, o kadar arabası var ki, madem tasarruf var, onların arabalarından da kısmaları lazım. Çünkü hani öğrencilerden kısıyorlarsa onlardan da kısınlar. Yani bir cumhurbaşkanı eğitim o kadar önemliyken, bir bakan için ya da herhangi böyle önemli bir mevkide olan bir insan için bu kadar araba gelip gidiyorken, bir öğrenci için mi tasarruf bu kadar? Ben yani şahsen 17 yaşındayım. Ben çok korkuyorum ve biliyorsunuz bir sürü kızlar kayıp ilanlarında bulunuyorlar yani. Ben kimi zaman otostop çekerek eve gidiyorum. Ben kendim için demiyorum, arkadaşlarım için diyorum. Devlet böyle bir şey de çıkarmış, okulda yemekhane var. Kendi imkanlarıyla gelenler yemek yemiyor. Aç mı kalıyorlar? Aç kalıyorlar ve imkanlarıyla zaten geliyorlar okula. Bir de nasıl kendi imkanlarıyla yemek yesinler? İşte o yüzden keşke devlet tekrardan bir servis çıkarsa ya da pansiyonda bari yemek yiyebilsek. Köylerde gelmiyorlar okula. Ben kendim mesela 4 tane kendi köyümde servisi olmayan çocuk götürüyorum. Eski sistem oldu yani. Nasıl diye soracaksınız. Erkekleri artık inşaata yollayacaklar. Kızlarını evlendirecekler. Babası gönderemiyor. Ne yapacak? Mecbur evlendirecek. Evdedir. Ne yapacak? Sakin. Çok buranın çok kişi inşaatçıdır. Parası yoktur. Kiracıdır. Parasını veremiyor. Yol parası yok. Yemek de vermiyor okul. Yol parası nerede bulmuyor? Yemek parası nerede bulacak? Buranın zaten buranın halkı öyle, kendi de biliyorsunuz. Fabrika yok, işi yok, gücü yok yani. Bizim baştakiler diyor, hiç kimse cahil kalmasın, okusunlar. Cahil kalmasın, okusunlar ama neyle okuyacaklar? Millet öğrencileri gönderemiyor okula. Öğrenciler yaya gidip yaya geliyor. Çoğunun cebinde para yoktur. Bir ailede, bir evde 4 tane öğrenci geliyor. Günlük ele 100 milyondan hesaplansan 400 milyona kim verir? Ayda 15 milyar para yapıyormuş. Ya milletin gücü yetmiyor. Çok insan bu sene çocuğunu okula göndermiyor. Şantiyelere gönderiyor, inşaatlara gönderiyor, kurbete gidiyorlar. Benim çocuklarımla 300'ler. 300'ler Recep Tayyip Erdoğan. Gelin. 300'ler burada Recep Tayyip Erdoğan. Ha işte bir yürü. Gelin bakın. Hah, hadi bak. Bu Recep. Bu Tayyip. Şu Erdoğan. Şimdi servisleri de yok. Benim çocuklarım okula gidecek. Okulsuz bırakarsa. Ya işte ana baba bakmadılar. Devlet bunu yapması lazım. Yani o bugün kıştır. Yollar uzak. 6-7-8 kilometre, 9 kilometre o çocuklar gidip geleceklerini, çocuklar ne yapacaklar? Fakat bugün yazdır ya gider. Kış ne yapacağım? Bu çocukların servisiz, benim gücüm yok ki. Hangi servise söylüyorsun diye her çocuk başı 4 milyar, 5 milyar ayda vereceksin. Ben 15-20 milyar benim gelirimle. Keşke benim bir yaşlı maaşım var, 3 milyar para. Sayın bakanlar herkese duysun. Yani bütün bakanlar duysun. Bizim yaşlıların maaşı 3 kilo patatesdir, başka bir şey yok. Bizim gücümüz yok. Benim eşim var engelli. Gelenim yine o gel. Çocuğum işsiz güçsüz. O diğer çocuğum yine işsiz güçsüz. Hiç kimsem bir şey sigortalı yok. Bir devlet kapısında olacak yok. Ben bu çocuklarımı gönderiyorum okula. Yarın göndermesem onların günahı ve balını ben çekeceğim. Ama bizim başımızdaki olan insanlar bunları düşünmeleri lazım. Evet, çocuklarımı okutmak istiyorum. Yani biz cahil olduk. Lütfen çocuklarımız cahil olmasın. Benim maddi durumu olsaydı ben burada yaşatacaktım çocuğumu abla. Ay işte buyurun, gelin bak. Buyurun abla. Bir turma un, 1 milyara korkmuş ya. Allah var ya, benim, bak benim gelinim de burada yaşıyor. Çocuklar burada mı büyüdü? He var, çocuklar burada büyüdüler abla.
çocuk. Recep Tayyip Erdoğan burada mı? Evet, evet. Recep Tayyip Erdoğan burada büyüdü. İşte bu gelin beçare burada yatıyor akşam eşiyle beraber. Gelip burada yatıyor. Bana veriyorlar, ben inkar etme. Devletin verdiği bana 3 milyar yaşlı mı aşı, onunla yaşıyor. Ve benim torunumu senin ellerinden öper. Vallahi para yoktu, onun bezini alayım. Ve dünen götürmüş sağlık ocağına, bir çocuk kendine bir alerji yapılmış. Parası yoktu, ilacını alsın. İşte dünen götürdük, ilacını yazdırdık. İlacını alamadık. Yoktu ilacını alamadık. 450 milyon ilaç parası tutuyor. Vallahi alamadım, yok. Nereden getireyim? Kimse bize destek değil mi? Adam orada oturuyor. Ben diyor, herkese söyleyeyim yani, habercisiniz. Herkese diyorum. Herkes maaş alıyor. 5-600 milyar para maaş alıyor. Fakir fukara da diyor, seçim geldiği zaman. Biz vatandaşlık. Seçim bitti mi? Vatandaşlıktan çıktık. Ben yarın ölürse kefensiz ölürüm. Öyle olacak abla. Başka çare yok. İleride yani başıboş bir sokaklar var, ağaçlıklar var. Kış geldiği zaman buranın kışı çok soğuk geçiyor. Aynı zamanda işte aşırı derecede köpek şey var burada. Sorunu var burada. Çocuklarımız böyle rahat bir şekilde okula gidemiyor. Gereken okullar birimlerdeki müdürlüklerle biz bunu görüştük. Bu yıl verilen kararlar bundan ibaret olduğunu söylediler. Yani bu konuda bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Keşke yani bir okul çıkışı gelseniz de çocuklarımızın böyle çantaları ağır zaten. Taşıyamıyorlar. Yani ikinci sınıf olan öğrenciler. Hepsi üçüncü sınıf öğrenciler. Kız çocukları. Bu narin olayından sonra artık daha çok bir endişe içerisindeyiz. Bir veli olarak. Bu sıkıntı yaşıyoruz. Lütfen bize bir yardımcı olmanızı istiyorum. İlçe müdürlüklerimizden, valiliklerimizden, kaymakamlıklarımıza bu ilgi olan birimlerinde yardımcı olmanızı istiyoruz size. Bir sonuç alamadınız mı? Hayır. Herhangi bir sonuç alamadı şu ana kadar. Bekledik. Bekleyin. Belli oluşuyorum. Herhangi bir şu an bir sonuç yok. Bu tür mağdur olan çok kişi var mı? Arkadaşınız komşu? Tabii var. Komşularımız var. Aşağıda gidiyor. Köyde var. Yani bayağı mağdur öğrenciler var yani. Gitmeyenler de var. Tabii ki. Aynen doğru. Gitmeyenler var. Gitse bile hani bayağı bir zorluk çekiyorlar. Ben Bozit köyünden Zilan Üstün. Servislerden dolayı hiçbir yere okula gidemiyoruz. Arkadaşlarım gidemiyor. 10 kişiden fazla 20 kişi arkadaşım okulu bıraktı. Maddi durumları da yok. Ben pansiyonda kalamam. Çünkü pansiyona güvenmiyorum. Hani korkuyorum, tedirgin oluyorum. O yüzden servisle gidip geliyoruz ama maddi durumumuz yok. Hani o yüzden servisle gidip gelmek zorundayız. Maddi durumumuz olmadığı için birçok arkadaşım da okulu bıraktı zaten. Hani okula gidemiyoruz. Hiç öğrenim durumundan geri kalıyoruz. Servis gelsin. Bize şimdi burada da otobüs de gelmiyor. Biz burada mağduruz. Çocuklar okula gitmiyor. Hayır, çocuklar okula gitmiyorlar. Ya çok mağduruz biz burada. İşte onu istiyoruz. Bizim çocuklar burada mağdurdur, perişandır. Okula gidemiyor. Yani bazıları gönderiyor, parası var gönderiyor. Bizim de yok, bütçemiz yok. O çocuklar burada neredeyse 30 ya da 20 kişi var, okula gidemiyor. Pansiyon da var, pansiyona biz göndermiyoruz. Şey tacizden dolayı ne bileyim, bıçakçısı var, tacizcisi var, kaçakçısı var. Göndermiyoruz çocuklarımızı. Varsa devletimize Allah razı olsun. Yani önce de var, gönderiyordu. Şimdiden göndermiyoruz. Çocuklar perişan, biz perişanız. Gönderseler seviniriz. Cumhurbaşkanımıza bunu duyurmak istiyoruz. Şu an öğrencilerimiz mağdurdur.
Biz okula gönderemiyoruz. Gönderdiği zaman da zor durumdayız. Zor durumda kalıyoruz. Mecburen ne yapacağız? Biz de şaşırmış kalmışız. Biz devletten bir şeyler istiyoruz ki bizim öğrencilerimizi götürsün gelsin. Yani imkanlarımız yok. Maddi durumumuz da iyi değil. Görüyorsunuz halimizi. Kız çocuğunuz mu okula gidemiyor? Kız, zaten iki tane kız çocuğum vardı. Onlar da okulda, biri yatılıda kalıyor, biri de öğretmenler dedi burada kalmaz. Yatılıda kalmaz. Çünkü rahatsızdır. Mecburen servis almamız lazım. Serviste imkanımız yok. Ne yapacağız biz? Biz de şaşırmışız. AKP iktidarı bu dönem tasarruf tedbirleri adı altında servisleri iptal etti ve 30 kilometre üstündeki öğrencileri pansiyona zorunlu hale getirdi. Şimdi pansiyona zorunlu hale getirince ailelerin birçoğu çocuklarını okullara göndermek istemiyor. Özellikle kız çocuklarının aileleri kız çocuklarını gönderme noktasında endişe duyuyorlar. Yapılan protokollerle buralara tarikat ve cemaatlerin girecek olması, özellikle toplama merkezi haline getiren pansiyonlara tarikat ve cemaatlerin girecek olması da ciddi problem olarak görülüyor aileler tarafından. Bu noktada okul terk oranının artacağını düşünüyoruz ciddi anlamda. Erken yaşta evliliğin artacağını düşünüyoruz. Yine aileler çocuklarını okullara göndermedikleri için belki açık liseye yönlendirecekler ve bir şekilde çocuk işçi sayısında da ciddi bir artış oluşturacak bu uygulama. Bunun karşısında ne yapmak gerekiyor? Taşımayı da tabii ki eleştirdiğimiz noktalar var. Ancak çocukların kendilerine en yakın liseye gidecekleri bir yöntem oluşturmak gerekiyor. Ve en yakın ortaokula gidecekleri bir sistem getirmek gerekiyor. Bu noktada iktidarın adım atması gerekiyor. Ancak bizim gördüğümüz AKP iktidarı bunu sadece tasarruf tedbirleri üzerinden yapmıyor. Geleceğe ciddi bir yatırım yapıyor. Hem kız çocuklarını, özellikle kadınları hem çalışma yaşamından, hem eğitim yaşamından, hem toplumsal yaşamından, politik yaşamından koparmaya yönelik önemli bir adım. Onları koparmaya çalışıyor. Aynı zamanda pansiyonları tarikat ve cemaatlerin örgütleme alanına dönüştürmek gibi bir gayesi var. Toplama pansiyon merkezleri oluyor. Çocuklar öğle yemeklerinde gidip pansiyonda yemek yiyip tekrar okula dönemiyorlar. Bu ciddi bir problem olarak görünüyor. Pansiyona gidip gelirken güvenlik tedbirleri noktasında problemleri var. İktidarın yapması gereken tasarrufu halktan, emekçiden, öğrencilerden yapmak değil, kendi şatafatından, kendi lüksünden yapmak. Yani tasarrufun yapılacağı yerler bellidir ve eğitim sistemini de bir yapboz tahtasına dönüştürmeyi bir kenara bırakarak Türkiye'de demokratik, bilimsel bir eğitimi oturtmak için müfredat değişikliği başta olmak üzere bütün önemli adımları atması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Ağustos'ta taşımalı eğitim yönetmeliği değiştirildi. Okullara 30 kilometreden fazla uzak olan öğrencilerin servisleri kaldırıldı. Bu durum özellikle doğuda binlerce öğrenci eğitimden kopardı. Bunlardan biri Van. Van Tuşba'da şehirler arası otoyol üzerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler otostop çekiyor, saatlerce otobüs bekliyor. Özellikle kız öğrenciler arkadaşlarının okula devam edemediğini, evlendirildiğini anlatıyor. Çocukların tek isteği var, servislerin geri getirilmesi. Veliler de yol parası yüzünden çocuklarını okula gönderemiyor. Tarikat, istismar ve şiddet olayları nedeniyle çocuklarını pansiyona vermiyorlar. Bizler de bölgedeki durumu araştırdık.